işler yaptın. İnşallah bu şuurda olan bir toplum oluruz. Efendim, yine değerli konuklarımızdan Profesör Doktor Sufi Saatçi hocamız, mimar deyince, Mimar Sinan deyince ve özellikle Kerkük deyince benim aklıma ilk gelen isimdir bu ülkede. Hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten güzel, mutlu bir günde böyle bir toplantı oluşu. Hem de Şehir ve Kültür Dergisi'nin 50. sayısını idrak etmemiz dolayısıyla inşallah mübarek bir başlangıç, yürüyüş devam eder. Kıymetli misafirler, genellikle kültür tarihiyle uğraşanların dikkatlerini çeken hususların başında kültürel mücadelede temel gayenin bir medeniyet inşa düşüncesi olduğu görülür. Yani her toplum, ileri gitmiş her toplum kendi medeniyet tasavvurunu ortaya koymak ister. Biz burada Batı medeniyetinden, Doğu medeniyetinden bahsediyoruz ama Batı medeniyetinin tasavvuruyla bizim medeniyet tasavvurumuz arasında çok farklar vardır. Her medeniyeti inşa eden kodlar değişiktir ve farklıdır. Dolayısıyla her toplumun inşa etme çabasında olduğu medeniyetin tabii ki sabit bir coğrafyada gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani medeniyetin ancak yerleşik bir zeminde inşası ve gelişmesi mümkündür. Hocalarımız da çok güzel ifade ettiler. Medeniyetler şehirlerde oluşur. Kırsalda, çölde medeniyet oluşmaz yani. Bunu her yerde söylüyoruz, bir kez daha ifade etmiş olalım. Medeniyet olgusunun bana göre üç tane temel üzerinde oturması gerekir. Bu olgular bütün bir hayat biçimini içine alan mimaridir öncelikle. Musiki ve dolayısıyla edebiyat da ikinci ayağını oluşturur. Üçüncü ayak ise yemek kültürüdür diye ifade edebiliriz. Hocamın dediği gibi mutlu bir insan iyi bir mimaride oturmak ister, iyi bir evde. İyi bir yemek, zevkli bir yemek ister. Hayatın da konforu bize göre musikidir. Bu üçünü elde eden toplum medeniyet vadisinde ileri gitmiş, kabul etmiş, kabul edilmiş sayılır. Tabii ki bizde çok şükür üçü de gerçekleşmiş yani. Medeniyet tasavvurumuzda bu üç ayağında çok mükemmel biçimde oluştuğunu görebiliyoruz. Batılı ülkelerin çoğunu görmedim ben ama Fransa'yı, Danimarka'yı, Almanya'yı, İsveç'i gördüm ama ne gibi bir yemekler var anlayamadım ben yani. Mutfakları nedir bilmiyorum. Ama bizde muazzam zengin bir mutfak var yani, dünya bunu bir araya gelse elde edemez. Antep'te kebap yedim, lahmacun yedim. Bugüne kadar yediğim kebap ve lahmacunların hikaye olduğunu anladım. Yani bu kadar leziz, bu kadar nefis bir mutfak olabilir mi? İstanbul'da da çok Antepli baklavacılar var. Fakat oradaki de baklava yiyin. Böyle bir baklava nasıl yapılır? İnsan hakikaten hayret ediyor. Bizim dönerimiz bile Avrupa'yı kasıp kavurmuş her yerde. Ben de oradayken dönerci aradım. Başka yiyecek bir şey bulamıyoruz. En yakın bize orada McDonald's'tan Burger King oldu. Çünkü diğer şeylerinde bir de domuz eti olduğu için aman aman uzak durmaya çalışıyorduk. Ayranı bile daha tanımıyor bak. Ayran gibi. Yoğurdu zaten biz icat etmişiz. Mantı denen şey bence mükemmel bir icattır. Aynı zamanda konservedir. 6 ay yola götürebilirsin, çıkar,
haşla ve ye. Bütün dünya dillerinde de zaten yoğurt olarak icat ettiğimiz yoğurt da geçmiş. İsmen de öyle. Evet. Yani bize devamlı kılıç sallayan, adam öldüren, göçebe bir kavim diye bakanlara bunları söylemek lazım. Biz Orta Asya'dan gelirken, hicret ederken çok uzağa gitmeyelim. Yani Malazgirt'ten itibaren, 1071'den itibaren sayarsak, Erzurum'dan, efendim, Sivas'tan, Kayseri'den, İstanbul'a kadar 380 yıl süren bir yürüyüş yapmışız. 1071, 1453 İstanbul'un fethi. Ama medreselerimizi, camilerimizi, medeniyetimizi döşeyerek ve şehirlere kendi simgelerimizi katarak kimlik kazandırmışız. Ve Selçukluların Anadolu'ya gelişinden sonra şehirler ve şehirlerin surları önemini kaybetmiştir. O tarihten sonra şehirler surların dışında gelişmiştir. Bunu bir devlet otoritesi güvenliği sağlayınca usule gelir. Güvenlik sağlanınca o topraklarda tabii ki ticaret de gelişir. Çünkü ticaret her zaman güvenli bir ortam ister. Anadolu'da Selçuklular döneminde 100'ün üzerinde kervansaray yapılmıştır. Kervansaray demek ticaret yollarının, ağlarının gelişmesi, büyümesi, zenginliği getirmesi demektir. Ve bunu kimse dile getirmiyor yani. Gerçi hocalarımıza temas ettiler. Nizamiye medreseleri ilk kez Bağdat'ta kurulduğu zaman bütün İslam dünyasına medrese sisteminde bizden yayıldığını söyleyebiliriz. Ben Bağdat'taki Mustansarı'yı da biliyorum. Orada halifenin adına şey olmuş. Aslında bir Selçuklu eseridir. Halifenin adına Mustansarı'ya medrese denilmiş. Diğer medreselerin tamamı Türk çağında inşa edilmiştir artık. Bugünkü Anadolu'ya bakarsanız bu kervansarayların içinde de bir kısmını sultanlar yapmış. Hatta ondan dolayı Sultan Han'ın tabiri, yani devlet başkanının bizzat yaptığı hanlardır. Burada affedersiniz yani hayvanlar için ahırlar var, yemleri verilir, gelenlerin yıkanması, bakımının yapılması, yemek yenmesi devlet tarafından karşılanır. Ücret ödemek yok yani. Öylesine mükemmel bir sosyal devlet. Bu devamlı kılıç sallayan, adam öldüren bir toplumun herhalde eseri değildir yani. Ya biraz insaflı olalım yani Allah aşkına. Bize de her türlü isnat eden suçu kabul etmiş gibi içimize sindiriyoruz. Gürültü hiç yapmıyoruz. Batırtımız yok yani. Bugün dediğimiz gibi gençlik fıkır fıkır kaynamalı. Bizim gençliğimiz Mevlüt dinleyicisine dönmüş yani. Gençlik böyle olmaz. Burası Milli Türk Tarihi, bir de hatırlıyorum, burada ömrümüz kavgayla geçti. Hocam hatırlar o tarihleri. Yüksel Çengel vardı galiba. Onun üzerine galebe gelince Rasim Cinişti. Başkan oldu. İsmail Bey. Sonra İsmail Karaman Bey geldi. Şeyi kapıda kuru fasulye pilav dağıttılardı. Bekliyorduk binayı. Çünkü vali anahtarı vermedi uzun süre. Sonra teslim etmek zorunda kaldı. Böylesine bir dönem yaşamışız. Ama şimdi maşallah çok sakin bir gençliğimiz var. Hiçbir şey yapmıyor. O heyecan yok. Evet. Ama gidin birkaç üniversiteye, bir avuç affedersin bilmem ne, afişlerle her tarafı birbirine katmış. Allah'tan neyse devlet polisi soktu, hepsini söküp attı dışarıya. Yani öyle afişler vardı ki Kandil'de afişler yok. İstanbul Üniversitesi'nde ya. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin kalbi demektir. İstanbul'un fethiyle birlikte biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet büyük bir
külliye yaptırdı. Bu külliye tamamen Osmanlı mimarlık normlarına göre yapılmış bir külliyedir. Aslında Fatih'in şehirciliğe çok önem verdiğini biliyoruz. Çünkü İstanbul'u fethetmeden önce birkaç kez şehrin teslim olmasını, şehrin zarar görmemesi için, tahribata maruz kalmaması için bir hayli beklemiştir sabırlı. Yerli Rumlar kabul etmişler bunu. Fakat Cenevizliler büyük ticaret ağını kaybedeceklerini düşüncesiyle Rumları da çatışmaya zorlamışlardır. Yoksa teslim alır, şehirde fazla tahrip olmazdı. Yani bu bir devlet adamının ne kadar o genç yaşta olsa bile şehrin bünyesine, dokusuna önem verdiğini görüyoruz. Bu beyit onundur. Okumak istiyorum. Fatih'in söylediği beyt-i rafiyesinde vardır. Hüner bir şehir abad etmektir. Raya gönlünü şad etmektir. Fatih Sultan Mehmet'in beytidir. Vakfiyesinde geçen, bu da ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Tabii ki her medeniyette genellikle, Batı'da da olduğu gibi, bizde de olduğu gibi simgesel yapılar yapma temayülündedir. Yani o şehre damgasını vuran bir büyük abide. Bu abideler de genellikle tabii ki dini abidelerdir, yani mabetlerdir. Dolayısıyla bizim bugün İstanbul'un simge binası Süleymaniye'dir. Süleymaniye demek İstanbul demektir. Süleymaniye demek Kanuni demektir. Öylesine önemli bir abide. Batılı şehirlere baktığınız zaman mesela Roma'nın San Pietro'su oranın ulu mabedidir. Paris'in Notre Dame öyledir. İngiltere'de Londra'da St. Paul Katedrali öyledir. Ama onlar çevrelerine müthiş özen gösteriyorlar. Bizdeki Süleymaniye bir çöküntü bölgesi olmuştur. Ya bu hiç bize yakışmayan bir şeydir. Böyle semtlerde aristokratlar oturur, zenginler oturur ve o çevreyi koruyarak yaşarlar. Ben gönül arz ederim ki yani orada mesela Sabancı ailesinin bir konağı olmalıydı. Koç'un bir konağı olmalıydı. Böyle semtlerde oturmalıydılar. Paris'in tarihi merkezinde zenginler, aristokratlar oturur. Bizde ise dar gelirli, hatta geliri olmayan berduşların bekar odaları olarak bölüştükleri ahşap evlerde kalıyorlar. Diğerleri de niteliksiz binalar, imalathaneler falan filan. Ya bu bizim için büyük bir ayıptır. Yani dışarıdan gelen, bizi tanımak isteyenler İstinye Parkı değil, Süleymaniye'yi görmeye geliyorlar. Yani bize zenginler Kemer Country diye bir yer yapmıştır. İsmini duyuyorum, nerede oldu ama Mimar Sinan'ın su kemerine yakın bir yerde zannediyorum. İnşa edilmiş bir site. Tabii bunu bu şekilde görmek bizim için medeniyetimiz açısından hem de medeniyet tasavvurumuzu en iyi şekilde ifade eden binalar için söylemek hazin bir şey. Osmanlı medeniyetini gerçekten çok iyi anlayan mütefekkirlerden biri de bana göre Yahya Kemal'dir. Çünkü Süleymaniye için yazdığı şiirinde o kadar zarif mısralar döktürmüştür ki ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Bahsedildi, başka şairler de bir şeyler söylemişler. İstanbul için zaten yazılan şiirler herhalde hiçbir külliyata da sığmaz ve dünyada hiçbir şehir için bu kadar şiir zannediyorum yazılmamıştır. Neden? Çünkü Osmanlı medeniyetinin en büyük hazinesi İstanbul'dur. Osmanlı medeniyetinin tarihi İstanbul'un tarihi demektir. İstanbul'un tarihinden kesit aldığın zaman medeniyetimizin de tarihini öğrenmiş oluruz. Bu tabii ki aşılması kolay olmayan
bir zenginlik. Vaktimiz kaldı mı başkanım? Hocam toparlayalım. Evet. Şöyle diyor Yahya Kemal Üstadımız, artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati 9 aslında bütün halkı, bütün memleketi. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı adamış sevdiği Allah'a, Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabede olsun diye en son dinin budur öz şekli hayat ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Bu medeniyet tasavvurunu, bu abideyi çok güzel ifade ediyor ve kavramış vaziyette. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi üstad diyor, dünyam değişti diyor yani. Bu abide bizim için tabii paha biçilemez bir değer. Şehirlerin, mekanların taştan ve topraktan ibaret olduğunu zannetmek yanlıştır. Şehirlerin ve mekanların da insanlar gibi birer ruhları ve karakterleri bulunmaktadır. Bu şehirlerin karakterlerinin kodlarıyla oynandığında onları kimliğinden uzaklaştırmış oluruz. Başka bir deyişle şehirlerin ruhu taciz edilmiş olur. Bu düşüncenin bir nostaljiyle eskiye meftun olmak hakkımız baki kalmak kaydıyla tutkun olmak ve yeniliğe karşı durmak psikolojisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Buna Tanpınar rahmetli şöyle diyor, yani türbedarlık değildir bizim yaptığımız. Başında bekleyip ölene kadar bunu ifade etmiyor yani. Burada biraz da oku kendimize fırlatmamız lazım. Çünkü şehirlerin yönlendiricisi belediyelerdir arkadaşlar. İmar direksiyonu kimin elindeyse o şehrin kaderi onun elindedir. Ben şahsen bu konuda biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Belediye başkanlarımız, orada çalışanlarımızın hepsinin çok iyi niyetli insanlar olduğunu biliyoruz. Fakat iyi niyet maalesef yeterli olmuyor. İstanbul gibi bir şehre çok değişik yaklaşmak gerekir ve özellikle gerçek İstanbul olan tarihi yarımadaya bakışımızı toptan değiştirmemiz lazım. Neden? Neden koruyoruz Süleymaniye'yi, Sultanahmet'i? Cevabı çok basit. Çünkü bir daha yapamayacağımız eserler. Restorasyonlarını bile yapmaktan doğrusu bazen sıkıntıya giriyoruz. Bu sadece bizim için değil. Yani San Pietro'da, Roma'da bir daha yapılamaz. Paris'te, Notre Dame'da yapılamaz. O devirler kapanmış. İnsan nur elinin, emeğinin nurunun ortaya koyduğu nadide şeylerdir bunlar. Mucizevi eserlerdir. Bir daha eşi benzeri yapılamayan eserlerdir. O bakımdan bu hususta belediyelerimize bazı sistemlerimiz olacaktır. Hoşgörünüze sığınarak bunları arz etmek istedim. Teşekkür ederim.